Mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Süper Lig'in 24. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Alınan sonuçları ve haftanın programını ekranlara getirelim. Antalyaspor 2, MKE Ankaragücü 4. Bursaspor 3, Demir Grup Sivasspor 2. İstikbal Mobilya Kayserispor 2, Beşiktaş 2, Fenerbahçe 3, Çaykur Rizespor 2. Atiker Konya Spor 1, Göztepe 1, Evkur Yeni Malatya Spor 0, Medipol Başakşehir 2. Şu sıralarda devam eden Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Galatasaray mücadelesinde Erzurum Spor'un 1-0 üstünlüğü var. Yarın saat 20'de Kasımpaşa Trabzonspor'u Akhisar Spor, Aytemiz Alanya Spor'u ağırlayacak. Bursa Spor Demir Grup Sivas Spor karşısında aldığı 3 puanla 2019 yılının ilk galibiyetini aldı. 9 haftadır kazanamayan Timsah Sivas Spor maçında da 11 hafta sonra ilk kez bir karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı. Bursa Spor 2019 yılının ilk galibiyetini Demir Grup Sivas Spor karşısında aldı. Ligin ikinci yarısında ciddi bir düşüş yaşayan ve düşme hattına kadar giren Yeşil Beyazlılar, 9 haftalık kazanamama serisinin ardından Sivasspor karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle taraftarının gönlünü almış oldu. Uzun zamandır gol bulmakta da sıkıntı yaşayan Timsah'ın 3 kez rakip fileleri havalandırması da dikkat çekti. Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Bursaspor, Sivasspor kalesini 3 kez sarstı. Yeşil Beyazlılar Akhisarspor deplasmanında bulduğu 4 golün ardından en çok ağları havalandırdığı mücadeleyi yaşadı. Maçları genellikle kısır skorlarla geçen ve pozisyon üretmekte büyük sıkıntı yaşayan Timsah'ta, özellikle Yusuf Erdoğan'ın katkısı skoru belirleyen etkenlerden biri oldu. Bursa Spor camiası Sivas Spor karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin mutluluğunu yaşıyor. Galibiyetin mimarları olan Yeşil Beyaz futbolcular da maç sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla takipçileriyle mutluluğunu paylaştı. Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek 9 hafta aradan sonra bir maçtan 3 puan alan Bursaspor'da yeşil beyazlı futbolcular galibiyet sevinçlerini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla gösterdi. Aurelien Şeju, "Bu akşam önemli bir 3 puan aldık. Çalışmaya devam." derken Aytaç Kara, "Bize inanan, güvenen, her zaman yanımızda olan taraftarımıza çok teşekkürler. Tebrikler benim güzel takımım Bursaspor" ifadelerini kullandı. Abdullah Şehu attığı gol için "bunu Bursaspor taraftarına ithaf ediyorum. Hepinizi seviyorum" derken Umut Meraş yaptığı paylaşımda "Bugün uzun bir aradan sonra galip gelmenin buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyeti elin bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarı iki genç kardeşimize armağan ediyoruz" dedi. Alano Lima, "Her zaman daha iyisi için sıkı çalışıyoruz. Yusuf Erdoğan, biz biriz, böyle daha güzeliz. Ertuğrul Ersoy ise, bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" sözleriyle sevinçlerini takipçileriyle paylaştı. Bursaspor'un dün akşam Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada hem maçın hem de kendisinin bu sezonki ilk golünü atan Abdullah Şehu karşılaşma boyunca başarılı bir performans sergiledi. Taraftara teşekkür eden Nijeryalı futbolcu, "Onlar da benim bu takım için neler yapabileceğimi gördüler" dedi. Bursaspor Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte bu sezon 3. maçına ilk 11'de başlayan Abdullah Şehu gol siftahını yaptı. Yeşil Beyazlıların Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede bu sezon yeşil beyazlı formayla ilk golünü atan Abdullah Şehu maç boyunca da başarılı bir performans gösterdi. Uzun süren rahatsızlığının ardından takıma geri dönen ve formasına kavuşan tecrübeli futbolcu sağ açıkta başladığı karşılaşmayı savunmada tamamladı. Forvetleri kıskandıracak bir gole imza atan Nijeryalı futbolcu önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Maçın skorunun sürekli değiştiğini ancak son ana kadar pes etmediklerini söyleyen Şehu, "Biz sonuna kadar mücadele ettik, kavga ettik, savaştık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Birlikte çok güzel bir galibiyete imza attık. Onlara ihtiyacımız var. Onlarla biz bir takımız, bütünüz. Bugün onlar da benim kadar mücadele ettiğimi, takım için neler ortaya koyabileceğimi gördüler" dedi.
Antalyaspor deplasmanı dönüşünde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Mekke Ankaragücü taraftarlarından Mert Turgut Çakır'ın cenazesi toprağa verildi. Bursaspor'lu taraftarlar da cenaze törenine katılarak kardeş takımlarını bu acı gününde yalnız bırakmadı. MK Ankaragücü'nün Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'la deplasmanda oynadığı maç dönüşünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden taraftar Mert Turgut Çakır'ın cenazesi defnedildi. Çakır'ın cenazesi kulübün Tandoğan tesislerinde sabah düzenlenen törenin ardından cenaze aracıyla Altındağ ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi Toki Mevlana Camisi'ne getirildi. Kulüp Başkanı Mehmet Yiğner, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Mustafa Kaplan ve futbolcular cami avlusunda Çakır'ın ailesine taziyelerini iletti. Yiğner, camia olarak yaşadıkları üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi. Bizim taraftarlarımız deplasman tribünlerinin tamamını doldurur. Böyle abi kardeş ilişkisi içerisinde takımını yalnız bırakmazlar, gider gelirler ama bu yolculuk esnasında da istemeyen bir elin bir kaza sonucunda iki tane yavrumuzu kaybettik. Acımız büyük, üzülüyoruz yani, üzüntülüyüz. Yaşanmasa iyiydi ama takdir ilahi, yapılacak da bir şey yok. Bundan sonra yapacağımız belli bizim. Bu acılarımızı, yaralarımızı sarmak. Acılı aileye maddi manevi sahip çıkacağız. Bursaspor'lu taraftarlar da Mert Turgut Çakır'ın cenaze törenine katılarak kardeş takım Ankaragücü'nü yalnız bırakmadı. Günün öne çıkan gelişmelerinden hazırladığımız spor turunu ekranlara getirelim. Amilli futbol takımının Moldova ile Eskişehir'de oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubu maçının biletleri tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Eskişehir yeni stadında 25 Mart Pazartesi günü oynanacak ve saat 20'de başlayacak karşılaşmaya futbol severler yoğun ilgi gösterdi. Açıklamada gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Eskişehir halkı olmak üzere tüm futbol severlere teşekkür ederiz denildi. Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Beşiktaş'la karşılaşan ve son dakika golüyle galibiyeti kaçıran İstikbal Mobilya Kayseri Spor'da Mensah şoku yaşanıyor. Beşiktaş maçının ilk yarısında Adriano'nun müdahalesi neticesinde sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Ganalı futbolcunun kaburgalarında kırık tespit edildi. Futbolcunun tetkikler sonrasında en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de Fransız savunma oyuncusu Mangala'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Manchester City kulübü 28 yaşındaki Mangala'nın sözleşmesini 2020'ye kadar uzatıldığını duyurdu. İspanyol teknik adam Guardiola yönetimindeki Manchester City'de ilk 11'e girmekte zorlanan Mangala bu sezon A takımda forma şansı bulamadı. Bundesliga'nın 24. haftasında oynanan maçların özet görüntülerini ekranlara getirelim. Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'nın 24. haftasında lider Borussia Dortmund, Augsburg'a konuk oldu. Karşılaşmanın 24. dakikasında Dombonji topu Dortmund filelerine göndererek Augsburg'un ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasını sağladı. Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Augsburg, Dombonji ile bir kez daha Dortmund filelerini sarsarak 2-0 öne geçti. Borussia Dortmund ise dakikalar 81'i gösterdiğinde Paco Alcácer ile farkı 1'e indirdi. Sarı siyahlılar maçın kalan süresinde beraberlik golünü aramaya çalışsa da mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Dortmund Augsburg deplasmanından 2-1 mağlup ayrılarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Bayern Münih ise 24. haftada Mönchengladbach deplasmanına çıktı. Alman devi ilk 10 dakikada Xavi Martinez ve Thomas Müller'le 2-0 öne geçti. Mönchengladbach ise Lars Stindl'la 37. dakikada farkı 1'e indirdi.
İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarı art arda goller bulan Bayern Münih, Lewandowski ve Serge Gnabry ile karşılaşmadan 5-1 galip ayrılarak lider Borussia Dortmund'la aynı puana ulaşarak averaj eksiğiyle ikinci sırada kaldı. Haftanın bir diğer mücadelesinde ise Leipzig, Nürnberg'e konuk oldu. Leipzig 40. dakikada Lukas Klostermann'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma Leipzig'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Leipzig 45 puana yükselerek 3. sıraya yerleşti. Futbol severler dün gece El Clasico heyecanı yaşadı. La Liga'nın 26. haftasında lider Barcelona, Bernabéu'da karşılaştığı ezeli rakibi Real Madrid'i Ivan Rakitic'in golüyle 1-0 mağlup etti. İspanya 1. Futbol Ligi La Liga'nın 26. haftası El Clasico heyecanına sahne oldu. Lider Barcelona deplasmanda Real Madrid'e konuk oldu. Santiago Bernabéu stadında oynanan maçın 26. dakikasında Ivan Rakitic ile 1-0 öne geçen Barcelona, avantajını karşılaşmanın sonuna kadar korudu ve mücadele Katalan ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. La Liga'da puanını 60'a çıkaran Barcelona, liderlik koltuğundaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Real Madrid ise 48 puanla üçüncülükte kaldı. El Clasico tarihindeki 242. karşılaşmada Barcelona galibiyet sayısını 96'ya çıkartırken Real Madrid 95'te kaldı. Ezeli rekabette 51 karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı. Sırada farklı branşlarda mücadele eden Bursa ekiplerinin maç sonuçları var. Farklı branşlarda mücadele eden Bursa ekiplerinin maç sonuçları şöyle. TFF 2. Lig Beyaz Grup, İnegöl Spor 1, Keçiören Gücü 2, TFF 3. Lig 3. Grup, Halide Edip Adıvar 1, Karacabey Belediye Spor 1, Türkiye Basketbol Ligi, Ankara DSİ 80, Final Spor 94, Türkiye Basketbol 2. Ligi, Gemlik Basket 68, Dağcılık 65, Voleybol Sultanlar Ligi, Halkbank 2, Nilüfer Belediyesi 3, Voleybol Efeler Ligi, İnegöl Belediyesi 3, Ziraat Bankası 1, Kadınlar Handball Süper Ligi, Aksaray Belediyesi 26, Osman Gazi Belediyesi 25. Erkekler Voleybol 1. Ligi, Bursa Büyükşehir Belediyesi 3, Seydişehir Belediyesi 0, Tofaş 3, Bornova Anadolu Lisesi 1. Spordaki gelişmeleri aktardık. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.